Merhaba arkadaşlar Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler olarak Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım ki fincanımız bu dönem dilek kapılarınızın açık olduğunu işaret ediyor. Bu ne için dilek dilediyseniz onun gerçekleşeceği anlamına geliyor bu şekilde zor açılması. Kahve falı baktırmak isteyenler falı master Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname baktırmak isteyenler de eee yıldıznameye ben bakmıyorum arkadaşlar. Damlanur Alt medium sayfasından Damlanur Hanım'a ulaşabilirler. 3 rakamı ile ilgili temiz sevindirici bir haberiniz var. Ayın e, 13'ünden sonra özellikle aralığın e, sizin için iyi haberleriyle başlayacak. Bir doğum veya bir başlangıçla ilgili bir düğün de olabilir, bir doğum da olabilir. Etrafınızdaki bir kişinin böyle bir sevincine ortak olmak için ziyarete gitmeniz var. İki tane resmi kurumdan özellikle devlet dairelerinden alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Önünüz aydınlık bir şekilde alacaksınız bu haberleri. Burada bir asa güç var ama burada bir de güç zehirlenmesi gibi bedeninizi saran endişe, korku veya kaybetme korkularıyla da yüzleşeceğiniz bir durum var. Ee, bu şuna da geliyor yani e, ben bu gücü alırsam e, ya da böyle bir güçten dolayı e, güç zehirlenmesi yaşar mıyım? Bu hani derler ya bu zenginlik beni bozar mı şeklinde bir cümle kurabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu dönem aslında kafanızdaki o şükür kelimesini e, yeterince şükrediyor muyum veya sadaka veriyor muyum kelimesini kullanabileceğiniz, kendinize bir iç hesaplaşma yaşayacağınız bir durum var. Buradan e, sizin için aydınlık temiz bir cevapla ayrılacaksınız ama böyle bir içsel hesaplaşmanız da olacak. Göğüs kafesinizde özellikle sizi sıkıntıya sokan bir süreç yani küçük bir rahatsızlık geçirebilirsiniz bu dönemde ama e, bir iki gün içerisinde de iyileşeceğiniz gözüküyor. Bir define arama yani bir metal dedektörü gibi bir durum gözüküyor burada. Bir de e, define arama veya etrafınızdaki böyle bir define aramanın haberleriyle gündeminiz biraz meşgul olabilir ya da böyle bir konuya merak salabilirsiniz. E, geçmiş tarihi izler aramaya çalışabilirsiniz bu dönemde ya da böyle bir konuyla ilgili araştırma yapmak isteyebilirsiniz. M harfli bir kişiyle bir konuşmanız var ve e, size etraftan sizi sıkıntıya sokacak insanlarla ilgili yardım alabilirsiniz bu kişiden. Yani bir e, olay olmuş sizi alttan alta tehdit durumlarıyla karşılaştığınızda bu kişinin size yardım edeceği durumlar var. Evinizi taşıma ile ilgili gündeminiz bir anda değişecek arkadaşlar. Yani birkaç gün içerisinde ya buradan taşınacaksın ya da ben ev alıyorum işte birdenbire artık kendi evime geçeyim tavrında da olabilirsiniz. Böyle bir durum, birdenbire eşya taşıma veya işlerinizin yoğunluğunu artırma anlamında size yorgunluk verecek. Etrafınızdaki insanların koşturmacaları, telaşları, onların yaşam şartlarının değişmesi günlük hayatın verdiği o karmaşa içerisinde sizin de kafanızda oluşan bazı olaylar var. Şimdi bu kadar etrafını yorumlayan bir burç, iletişim gezegeni olan bir burç, etrafındaki insanların dertleriyle tabii ki haşır neşir olacak. Bu dönem çok fazla dert dinleyebilirsiniz. Çok fazla insan sizinle iletişime geçip ya benim şu derdim var bir türlü çözemiyorum bana bir yol göster cümlesini kurabilirler. Etrafınızdaki insanların size ne der mi bu kadar bunları anlattığına gelince sizin o vizyonunuzun genişliği, geniş alana bakıp e, insanların düşünemediği açıdan bakıp farklı çözümler üretebilme yeteneğiniz insanlara bir nevi e, yaşam koşulu yapıyorken bulabilirsiniz kendinizi arkadaşlar. Evet bunun arkasından gelecek büyük bir kısmet diyorum ya bu dönem çoğu burçlar için krizi fırsata çevirme ile ilgili alakalı bir durum var. Aralığın özellikle 20'sinden sonraki süreçte bu dönem insanlar krizi fırsata çevirebilirse karlı işler, karlı ortaklıklar yapacakları bir dönem sizin için de böyle bir durum söz konusu. Belki bu yaşam koçluğu meselesini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, uzun zamandır beri bir şeyleri kaleme almak, yazmak isteyen ikizler burçları artık bu konuda cesaretlerini bulup oturup kendilerine zaman ayırıp eksik kalan işlerini, yazma işlerini, kitap çıkarma veya bir şeylerin paylaşma ile ilgili bir durumlarla hem sosyal medyayı kullanarak hem de kalemlerini kullanarak yapacakları bir durum söz konusu var. Bunu gündeme gelecekler ve bunlarla ilgili araştırmalara başlayacaklar. Yarım kalan işlerinizi tamamlama zamanı. Aralık ayı 2021'in artık sonuna geldik. Bu 2021'i kapatmak isteyeceksiniz. Yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Eteğinizde yarım kalan işleri tamamlayıp insanlarla olan o kalan işleri tamam kalanları teslim etme durumunuz var. Burası kısmet dolu arkadaşlar ama şöyle bir kısmet var burada. İnsanlarla birebir ilişkilerden doğan kısmetler var. Yani her insandan aldığınız bilgi var, ee, küçük hediyeler var, sizin birilerine destek olma çabanız olacak. Aileden yaşlı birisinin e, sizden bir talebi olacak, onu karşılayacaksınız. Gündeminizde sürekli değişik haberler ki 5 tanesi özellikle sizi sevindirecek haberler. 2 tane de kısmet var burada. Giden bir kişinin geri dönme çabası olacak ama siz kapıyı kapatacaksınız artık eski defterlerinin zamanı değil diyeceksiniz. Evet bazen git gel akıllı dediğimiz yani ne zaman ne yapacağını bilmediğimiz insanlardan oluşan bir durum var şurada 3-4 kişi. Böyle kişilerle uğraşırken biraz canınız sıkılabilir ee, ya da onları onlara bırakmak yerine tamamen iplerini alıp siz onları yönetebilirsiniz. E harfli bir kişiyle bir konuşma var ve burada bir ortaklık söz konusu arkadaşlar. Bu ortaklık şöyle bir durum. Yani İş kurma anlamında bir ortaklık değil. Ee, bir şeyin e, yapım aşamasında veya değerlendirme aşamasında size yardım edecek bir kişi, e, harfli bir kişi ve bunun sonrasında buradan yaptığınız işten bir kar, da kazanma var ama dedikodunuz da hemen arkanızda bekliyor. Yani arkanızdan kayılan, kazılan kuyular, evet bu dönem işlemiyor olabilir ama dedikodulardan da sıyrılabilmiş değilsiniz. Bu arada bir mahkemelik, icralık bir işiniz varsa bu konuda da temiz, aydınlık bir haber alacaksınız. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayacaklarına bakıyoruz hep birlikte. Arkadaşlar önümüzdeki haftada 2022'nin genel yorumunu Aralık ayını bitireyim öyle başlayayım dedim kanalımızı takip etmeyi unutmayın haftaya Pazartesiden itibaren de 2022'nin genel yorumunu için burçlar üzerinden bakacağız bu dönem hayatınızdaki ilişkinizle ilgili özellikle uzun süredir süren ilişkilerle ilgili evlenme kararı veya bunlarla ilgili resmi bir tarih alma durumunuz var Uzun zamandır beri dua ettiğiniz bir konu var arkadaşlar. Şurada şöyle bir şekilde elinizi açmış, avucunuzu açmış. Sıkıntıdayken ettiğiniz bir duanın kabul olacağı durum var. Bir de güzel, hiç beklemediğiniz size müjdeli bir haber hanenize girecek. Güç kuvvet toplayacaksınız ama aynı zamanda da insanların gözüne çarpacaksınız. Bir nevi nazarına gelebilirsiniz. Fakat bu dönem yıldızınız düşük olmadığı için çok fazla nazarla uğraşmayacaksınız ama bilin ki göze de geliyorsunuz. Ee, sırtınızda e, hanenize girecek bir ev yükü var yani yeni bir eşya alımı veya e, hanenizdeki bir sıkıntının yok olması ile ilgili bir e, durum var burada bir kaplumbağanın sırtı yükle çıkmış çünkü geçmişten gelen bir mirası değerlendirip çoğaltma zamanı olarak gözüküyor bir yatırımın e, kar kazanması belki kendinizin de bir yatırımı olabilir bu buradan kar kazanmanız söz konusu borsa veya e, döviz alım satımı ile ilgili kar kazanmanız var. Giden bir kısmetin geri dönmesi var. Bir zararın kapanması var arkadaşlar. Bir hani daha öncesinde zarar veren bir konuda e, yatırımda veya bir şeyde onun artık kâra geçtiği sizin de bu konuda sıkıntınızın e, kalktığı anlamına geliyor. Bir şemsiye var. Bir konuda koruma altındasınız. Yani şu ee, sanki bir şey olacak da teğet geçecek derler ya. Üzerinize hiç sıkıntı vermeden bir gün öncesinde veya iki gün öncesinde bir şey yapmış olacaksınız ve o o zarardan kurtulacaksınız. Bu dönem dediğim gibi yıldızınız yüksek olduğu için nazar bile o kadar değmiyor. Atınız şahlanmış, yukarı çıkmış. Muradınıza ereceğiniz iki tane konu. Yalnız yakın çevrenizdeki bir yaşlının sürekli sizinle ilgili bir konuşmaya çalışması veya sizden bir talebi olacak. Bu konuda biraz başınız ağrıyabilir ama bu kon buradan kaçışınız yokmuş gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. İki tane balık birbirinin ucu içinde ve arkadaşlar uzun zamandır bir, özellikle doğum yılları ile ilgili sıkıntılar yaşayan ikizler, özellikle yükselen ikizler için Küllerinden yeniden doğma zamanı diyorum ya. Krizleri fırsata çevirme zamanı. Bu dönemde ikizlerin yıldızı yüksekken bu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor ki çift kısmetli olacaklar. Aynı burçları gibi ikisinin de önü açık ve kısmetleriyle birlikte olacak. 3 tane haber sizi sevindirecek. Bir de aile bağlarınızla ilgili bir durumdan. Sıkıntılı bir durumdan kurtulmanız var bir konuda yani sizi anlayacaklar artık sizden ellerine teklerini çekip size sıkıntı vermekten kurtul kurtulduğunuz bir durum var. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Aralık ayının son 15 günde neler yaşayabileceğine hep birlikte bakacağız. Tekrar görüşmek üzere baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.